Evet sevgili izleyiciler, şimdiki zaman siyasette salı buluşmamızda 3. bölümle karşınızdayız. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi neler var neler, hararetli siyasi konulara gireceğiz. AK Parti içinde neler oluyor konuşacağız. Bir açılıp bir kapanan sokağa çıkma yasaklarının arkasında ne var? Onları değerlendireceğiz. HDP'nin yürüyüş planlaması var. Edirne'den, Hakkari'den nasıl olacak, nasıl bitecek? Bütün bunları konuşacağız. Ama önce iki gazeteci arkadaşımızın hafta içerisinde gözaltına alındılar. Sabah saatlerinde Tele 1 televizyonunun Ankara temsilcisi İsmail Dükel ve Oda TV internet sitesinin Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız gözaltına alındı. Gazetecilere yönelik gözaltılar, tutuklamalar, tırnak içinde söyleyelim tehditler bitmiyor, artarak sürüyor. Bunu da bu bölümde bir değerlendirelim istiyorum. İsterseniz Müyesser Yıldız ve sevgili İsmail Dükel'in gözaltına alınmasıyla ilgili konuşalım. Evet. Bir casusluk suçlaması var, askeri evet. Casusluk suçlaması var. Askeri casus olduğu iddia edilen bir kişiyle yaptıkları telefon görüşmesi var. Şu ana kadar Sabah gazetesi aracılığıyla basından sızan bilgi bu. Evet. Bunun dışında bir bilgi var mı Barış? Avukatlar aracılığıyla mesela. 4,5 aydır dinlendiği dışında bir bilgi var sadece. Aralık 2019'da Müyesser Yıldız'la ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın şikayeti üzerine bir soruşturma başlatılıyor. Son 4 aydır da hem Müyesser Yıldız'ın hem İsmail Dükel'in telefonları dinleniyor. Sabah gazetesinden öğrendiğimiz bilgilere göre Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel bir assubayla, EB isimli bir assubayla telefonda Libya'daki gelişmeler üzerine konuşuyorlar. Ama konuştuklarını yazmadıkları... Bu arada bir son dakika gelişmesini verelim Barış. Milletvekili düşüldükten sonra tutuklanarak Diyarbakır D tipi cezaevine gönderilen HDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Güven tahliye oldu. Evet sevgili izleyiciler, Leyla Güven HDP'den biliyorsunuz milletvekiliydi. Milletvekilliği düşürülmüştü. Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada KCK ana davasından aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezasından kalan 2 aylık cezası nedeniyle tutuklanmıştı. Leyla Güven kalan 1 aylık cezası tutuklu yargılandığı başka bir dosyadan mahsup edilerek tahliye edildi. Az önce tahliye kararı verilmiş. Leyla Güven cezaevinden bu akşam itibariyle salıverilecek. Bir son dakika gelişmesi olarak arkadaşlar onu altyazı olarak girelim. Evet. Leyla Güven'e yapılan haksızlık, adaletsizlik, hukuksuzluk Türkiye'nin siyasi tarihine geçecek. MHP ve AKP parlamenter demokrasiyi, hukuku, anayasayı ayaklar altına aldı. Leyla Güven'in tüm cezası zaten 2,5 aydı. Eğer milletvekilliği adaletsizce düşürülmemiş olsaydı 2 ay sonra, daha doğrusu 7 Temmuz'da İkinci yıl dönümü olduğu için milletvekilliğinden emekli de olabilecekti, özlük haklarını alacaktı. Ama sırf 2 aylık cezası için bunu bahane ederek Leyla Güven'in milletvekilliğini düşürdüler. 6 milyon insanın iradesini de ayaklar altına aldılar. Türk siyaset tarihi bunu hiçbir zaman unutmayacak. Keza Musa Farisoğulları'na yapılan haksızlık, keza Enis Berberoğlu'na yapılan haksızlığı da Türkiye hiçbir zaman unutmayacak. AKP zannediyor ki bu devran hep böyle gidecek. Hep hukuksuzluklarla istedikleri gibi onun milletvekilliğini düşürdüm. Bunun belediye başkanlığına el koydum. Selahattin Demirtaş'a yeni soruşturma açtım. İstediğim gibi bu gemiyi yürüteceğim. Bu gemiyi böyle yürütemezsiniz kardeşim. Yürütemeyeceksiniz de. Bak bir kez daha söylüyorum. Bu gemiyi böyle yürütemeyeceksiniz. Selahattin Demirtaş'a geçen hafta yeni soruşturma açtılar. Ne demiş Selahattin Demirtaş? Mahkeme kendisine haksız, hukuksuz bir ceza vermiş. Bu kararlardan dolayı yargılanacaksınız demiş. Adalete hesap vereceksiniz demiş mahkemeye. Vay efendim sen bunu nasıl söylersin? Hadi Selahattin Demirtaş'a örgüt propagandasından yeni bir soruşturma daha. Ya bu soruşturmayı açmak vicdana sığıyor mu? Hukukun neresinde var? Adaletin neresinde var? Ne zamana kadar siz HDP'yi aklınızca yok sayarak, aklınızca buharlaştırmaya çalışarak, aklınızca Millet İttifakı'nın bir unsuru olmaktan çıkarmaya çalışarak, kriminal hale getirmeye çalışarak sindireceksiniz? Sinmiyorlar kardeşim. Selahattin Demirtaş'ı 4 yıldır hapiste yatırıyorsunuz. HDP'nin oyları mı azaldı?
Bugün seçim olsa 11 puanın üstünde. Figen Yüksekdağ'a ceza verdiniz. HDP'nin oyları mı azaldı? Azalmadı. Tüm belediyelerine hukuksuz bir şekilde el koydunuz. Şimdi benim memleketim Kars'ta Ayhan Bilgen'e sürekli provokasyon yaratarak, tahrik etmeye çalışarak kayyum atamaya çalışıyorlar. Niye? Oradaki bir mafya düzenini bozduğu için. Benim memleketim, yakından takip ediyorum. Yani bu tür işlemlerle ne Refah Partisi'nin ne Fazilet Partisi'nin bitmediği, daha da güçlendiği görüldü. Şimdi AKP geçmişte kendisine yapılan her şeyi muhalefet partilerine yaparak muhalefet partilerini sindirebileceğini düşünüyor. E kardeşim, gelelim bugünkü konuya. İsmail Dükel'i hangi mantıkla, hangi hukukla gözaltına aldınız? Bir astsubayla telefonda görüştüğü iddia ediliyor, Libya üzerine sohbet ettiği söyleniyor. Dün İsmail Dükel'in gözaltına alınmasından bir 5-10 dakika sonra sabah saatlerinde oğlu Batur Alp aradı beni. Abi, babamı gözaltına aldılar, az önce de emniyete götürdüler dedi. Polis İsmail Dükel'in Ankara'daki evine geliyor, gözaltına alınacağını söylüyor ve evdeki tüm CD'leri, tüm elektronik aletleri inceliyor ve onlara el koyuyor. Yani delil olarak. Oysa ki hukuki olan yanı imajlarının alınmasıdır. Ama ne yapmışlar? Hepsini götürmüşler. Peki İsmail Dükel'in gözaltına alınmasının üzerinden kaç saat geçti? 48 saat. Dün oğluyla 3 kez görüştüm. Bugün de yayına gelmeden önce 3 kez daha görüştüm. İsmail Dükel'in oğlu Batur Alp ile. Baban neyle suçlanıyor dedim. Tele1'in Ankara temsilcisi arkadaşımız. Halk TV'nin de eski emektarı. Tuncay Özkan döneminde de Kanal Türk'ün emektarı. Abi, şu ana kadar öğrenemedik dedi. Bak, 48 saattir gözaltında İsmail Dükel. Henüz kendisine yöneltilmiş bir suçlama yok. Biz İsmail Dükel'e yöneltilen suçlamayı Yandaş Sabah gazetesinden, A Haber'den öğreniyoruz. 48 saattir bir gazeteci hücresinde sigara içerek vakit geçirmeye, kendisiyle görüşmeye gelen avukatlarla konuşarak gün doldurmaya çalışıyor. Ne yapmış kardeşim İsmail Dükel? Askerle Libya üzerine sohbet etmiş. Herhangi bir askerle bir gazetecinin Libya üzerine sohbet etmesi suç mudur? Ya akıl var, mantık var. Bir gazeteciye siz nasıl casusluk yapıyor diyorsunuz? Ya 1954'te Birleşmiş Milletler'in bu konuyla ilgili aldığı ve dünyadaki hukuk sisteminin de kabul ettiği bir artık norm var, norm. Birini casuslukla suçluyorsanız o kişinin hangi devlete çalıştığını da ispat etmek zorundasınız. Şimdi hem Müyesser Yıldız hem de İsmail Dükel bir astsubayla konuştukları ve konuştuğu şeyleri yazmadıkları için suçlanıyorlar. Sabah gazetesinden edindiğimiz bilgiye göre. Kardeşim, gazeteci astsubayla da konuşur. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın görevlisiyle de konuşur. Bakanla da konuşur. Milletvekiliyle de konuşur. Emniyet müdürüyle de konuşur. Yazıp yazmamak, haber değeri görüp görmemek ya da aldığı bilgiyi değerlendirip değerlendirmemek gazetecinin tercihidir. Ben gazetecinin yazdığından dolayı sorgulandığını gördüm de yazmadığından dolayı sorgulandığını ilk kez görüyorum. Efendim, sen bu haberi niye yazmadın? Arkadaş, aldım bilgiyi, güvenilir görmedim, yazmadım. Ya da aldım bilgiyi, benim gazetemin yayın politikasına tersti, onun için yazmadım. Ya da can güvenliğimden korktum, o yüzden yazmadım. Sana ne kardeşim? Hem yazdığımızdan hesap vereceğiz hem yazmadığımızdan. Ya beynimizin içini mi artık okuyorsunuz? Peki. Bu, İsmail Saymaz. Şunu söyleyeyim, bırakayım. Evet. Sadece İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız değil, aynı zamanda Yeni Çağ gazetesinin yazarı Yavuz Selim Demirağ'ın da bugün posta kutusuna mermi konulmuş. Mermi mafya yöntemidir, seni sustururuz demektir. Yavuz Selim Demirağ daha önce de zaten evinin önünde beyzbol sopasıyla saldırıya uğramıştı. Ve bugün meydan okumuş, benim evim adresim belli ama ailemden uzak durun diye. Buradan artık iktidara bir çağrı yapalım. Gazetecileri sindirmeye çalışarak iktidarda kalamazsınız. Tavadaki yağ gibi eridiğinizi herkes görüyor kardeşim.
Onun için Ayasofya'ya sarılıyorsunuz. Onun için yapay gündemlere sarılıyorsunuz. Ne ilgisi var Müyesser Yıldız'ın casuslukla? Ne ilgisi var İsmail Dükel'in casuslukla? Ya insan bunları yazarken, bunları söylerken bile utanır. Peki, İsmail Saymaz. Biraz önce Müyesser Yıldız'ın avukatı Erhan Tukat ile konuştuk. Şimdi Müyesser Yıldız deyince yadırgıyorum. Çünkü Müyesser abla yani. O yüzden beni bağışlayın. Bak geçen böyle... hafta bana abi deme diyordun. Hayır, meslektaşım. Peki, ama tamam. Yani. Meslektaşım, espri milletvekili yapıyor, değil. Yapıyor. Onun da meslektaşı, yani. Milletvekili. Milletvekili olabilir. Tabii. Ama pozisyonu netleştirsin o zaman. Ha öyle biz mi? Biz de sayın vekilim demeye başlarız. Peki. Müyesser Yıldız diye devam edeyim. Müyesser Yıldız, Müyesser Yıldız'ın avukatı Eren Tukatlı bir saat önce emniyette görüştü kendisiyle ve bize mesajını iletti. Hepinize selamı var, bizlere selamı var. İsmail Dükel de mesaj yollamış, evet. Da Gürkan acelet dediği için söyleyemedim. Şöyle demiş Müyesser Yıldız. Adalet penceremizde süstü, şimdi ayağımızda paspas oldu. Ve başından geçen hikayeyi, hepimizin başından geçmesi muhtemel olan hikayeyi işte böyle ifade etmiş. Ve demiş ki, beni casuslukla suçlayanlar bugün adaleti yerle bir edenlerdir. bunlar çok kritik cümleler, çok önemli cümleler. Ben Müyesser Yıldız'ı ne zaman tanıdım? 2010 yılında Oda TV soruşturmasında gözaltına alındığında tanıdım. Ben tanımazdım doğrusu kendisi. Ben radikaldeyim, o Oda TV'de. Ankara'da zaten. Ankara'da zaten. Ben onu duruşmalarda tanıdım. Ne enteresan insanlar varmış dedim. Böyle hani böyle cevval kadın muhabirleri çok uzun zamandır görmüyorduk yani. Müyesser abla tahliye olduğunda ilk röportajı bana vermişti. Eşiyle beraber gelmişti. Bu arada eşi de polis memurudur. Yani. Emniyet müdürüdür. O günlerde de tutuk görevindeydi yani. İlk röportajı bana vermişti. 10 yıl sonra yine gözaltına alındı. Ben 2010 yılında Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ı eğer izliyorlarsa bizleri kendilerine selam olsun. Ben onları Oda TV duruşması başladığında duruşma salonunda gördüm. Hatta benim en çok beğendiğim kitabın Hanefi Yoldaş kitabını okumuşlar. Çünkü Oda TV'den bahsediyordum o kitapta. Aa sen misin dediler. Biz öyle arkadaş olduk. 10 yıl sonra bugün... Yine gidip onları duruşmada göreceğim. Şimdi arkadaşlar, bugün Oda TV için, bugün Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan için, bugün Müyesser Yıldız için denilenlerin hepsi 10 yıl önce Fethullahçılar tarafından denildi ve tükendi. O yüzden yanımda iki tane kitap getirdim. Nedir onlar? Bakın biri Karanlık Oda. Arkadaşlar, Erkan Acar. Kimdir? Bu ya dönemin zaman muhabiri, zamanın haber müdürü. Ve o günlerde tabii zamanın haber müdürü olmak, emniyet müdürü olmak gibi bir şeydi. Başsavcı olmak gibi bir şeydi. Şu an Erkan Acar ceza aldı. Erkan Acar bu kitabı, Karanlık Oda kitabı ne için yazdı hatırlıyor biliyor musunuz? Oda TV'de, Oda TV'nin Ergenekon'la bağlantılı bir çete olduğunu anlatmak için. Timahş yayınlarından çıktı. Timahş yayınlarından çıktı. Oda TV'nin liderinin Yalçın Küçük, Abdullah Öcalan olduğunu... Ve onların güdümünde Soner Yalçın tarafından çıkarıldığını yazdı. Aynı şekilde Ahmet Şık ve diğer gazeteciler Nedim Şener'in nasıl terörist olduklarını yazdı. Bakın çöp işte bu. Bu çöp. Çöp oldu gitti. Aynı Karanlık Oda ifadesi bugün gene kullanılıyor. Yani dün Fethullahçıların yazıp tarih tarafından, hayat tarafından, adalet tarafından, toplum tarafından çöp buruşturulup çöpe atılmış olan argümanlarını bugünün egemenleri ve dünün ortakları onu çöp kutusundan çıkarıp şimdi tekrar tedavüle koymak istiyorlar. Bu kitabı yeniden yazacaklar. Bakın bu kitabı yeniden yazacaklar ama yazarı Erkan Acar olmayacak. Aynı günlerde bir başka kitap daha yazıldı. İmamın Ordusu. Bu tarafa işte. İmamın Ordusu'nun adı nereden geliyor biliyorsunuz. Oda TV davasında Ahmet Şık neden tutuklanmıştı? İmamın Ordusu adlı bir kitabı yazma suçlamasından oldu. Tutuklanmıştı. Sözde Nedim Şener ona dikte ettiriyordu Ergenekon'un talimatıyla. Oda TV kitabı basılamadan, yayınlanamadan çıkan kitaptır. Ve Ahmet Şık yayınlanamayan kitabından tutuklanmıştı. Yayınlanamayan. Ahmet Şık'ın kitabı sonrasında öyle bir terör estirildi ki Ahmet Şık'ın kitabının Word formatı bilgisayarlarda vardır diye Aydın Engin'in bilgisayarıyla Ertuğrul Mavioğlu'nun bilgisayarına el konuldu. Radikal. O baskı ikliminde 2010 yılında hani Ali Babacan'ın bol bol demokratik diye övdüğü o yıllarda Ahmet Şık'ın kitabı dijital ortamda Twitter'dan yayınlanabildi. Ve o kitap
Ancak benim de aralarında, belki de Barış da vardır, aralarında bulunduğumuz 100 civarında insanın ortak imzasıyla ve isimsiz bir matbaada basılabildi. Ve onu arkadaşlarımız gizlice İstanbul TÜYAP kitap fuarına götürüp bir basın açıklamasıyla dağıttılar. O gün basın açıklamasını ben yapmıştım. Timur Soykan çok tabii, uğraştı o Timur zaman. Timur Soykan'ı buradan adını alalım. Baskısında o uğraştı. Özel bir matbaa buldu. Bütün yayın evleri basmaya korktuğu için bir özel yayın evi kuruldu bunun için. Postacı diye, evet. Postacının iki kitabı vardır. Biri Ahmet Şık'ın kitabı, ikincisi benim kitabım. İki kitap basılabildi. Postacı şimdi kapandı. Sadece Ahmet Şık'ın kitabı için özel matbaa bulundu. Özel yayın evi kuruldu. Gizlice TÜYAP'a götürülüp orada duyuruldu. Basın açıklamasında ben yapmıştım. Tutuklanma korkusuyla yapmıştık. Bakın hepsi Ali Babacan'ın demokrat dediği yıllarda oldu. O günlerde Fethullahçılardan Aykut Yılmaz. Ne güzel bağlıyorsun Ali Babacan. Davutoğlu da danışman o zaman. Bakın onda, aynı evet aynı. Abi Davutoğlu da unutma. O günlerde Fethullahçı Aytekin Gezici. Aynı zamanda o yıllarda AK Parti'nin Adana Aytekin Belediyesi. Aytekin Gezici Fethullah'tan yattı mı? Yatmış olabilir şu an. Gözaltına alın. Gözaltısı var ama tam bilmiyorum. Adana Belediyesi'nde çalışıyordu. Eğer değilse hani 17, cevap 25, hakkını... Cevap 17, hakkını. Gelsin arasın 17-25 Aralık'tan önce CHP düşmanı 17-25 Aralık'tan sonra da muhalif kesilmişti. Aytekin Gezici, Ahmet Şık'ın kitabının adını çalarak İmam'ın Ordusu adıyla kitap yazdı. Burada kastı ne biliyor musunuz? Ahmet'le Nedim'in imamı Yalçın Küçük. İmam Yalçın Küçük. Yalçın Hoca'dan da ne imam ordu olur da, ha? Evet ordu da ama şimdi Alzheimer olmuş. Yani Allah evet. Şuna versin. Ahmet Şık'la Nedim Şener de orduymuş. İşte bugünlerde bu kitapları yazdılar. O günlerde bunlar kapış kapış satılıyordu bu kitaplar. Müyesser o zaman cezaevinde. Müyesser cezaevinde. Tabii. Bunların ikisi de çıktığında Müyesser cezaevinde. Bakın o günlerde Soner Yalçın'ın ön ismiyle yazıyorlardı. Hüseyin Çorumlu, Çorumlu Hüseyin Soner Yalçın. Ne demek bu? Alevi. Fişleyecekler ya. Fethullahçıların çok dakika, sevdiği işlerdir. Aytekin Gezici FETÖ üyeliğinden 15 yıl hapis sistemiyle tutuklu yargılanan gazeteci Aytekin Gezici hakkında 16 Şubat 2018 tarihinde 9 yıl hapis cezası. Evet, cezaevinde. O da ceza. Bunu yazan da cezaevinde. Ve o günlerde Fethullahçılar bu kitabı alsan o da TV terör örgütü. Ergenekoncu, Hanefi Avcı da bunlarla beraber. Bunlar burayı Halk TV'yi ele geçirmeye çalışıyorlardı. Hatırlayın. Deniz Baykal'ı aldattılar. Halk TV... Bir televizyona ortak olma çabası bile terör faaliyeti yapıldı o demokratik denilen günlerde. Bak bu kitabı bastılar. Şimdi tarih tarafından, hayat tarafından, toplumsal adalet tarafından ve vicdan tarafından Fethullahçı Aytekin Gezici'nin yazdığı bu eser buruşturulup atılmış olduğu çöpten bugünün egemenleri tarafından çıkarılıp tekrar tedavüle konulmak isteniyor. Dünün Fethullahçı tezleri, dünün Fethullahçı tezleri tıpkı Gezi davasında olduğu gibi güneşte yıkanıp durulandıktan sonra bugünkü adalet penceresine asılıp tekrar giyilmek isteniyor. Mümkün değil. Mümkün değil. Toplumun adalet hissi bunu kaldırmaz. Mümkün değil. Bakın arkadaşlar, peki, gazetecilerin en temel eylem ve etkinlikleri mahkum edilmek isteniyor. Biz gazeteciyiz. Biz gazeteciler siyasetçilerle görüşürüz. Kamu görevlileriyle görüşürüz, teröristlerle görüşürüz, suçlularla görüşürüz. Dünyada da bu böyledir. Yakın zamana kadar Türkiye'de de bu böyleydi. Kimse gazeteciyi şu örgüt lideri ya da bu suçluyla görüştü diye, suçlu diye telakki etmezdi. Çünkü kamunun aydınlanmasına yardım ettiği kabul edilirdi. Türkiye'nin en kalbur üstü gazetecileri Apo'dan Ağca'ya hepsiyle görüşmüştür. Ya Uğur Dündar helikopterle Avrasya feribotunu kaçıranların İçine indi. Mehmet Ali Birant İtalya'ya gidip Ağca'yla görüştü. Abdullah Öcalan'la görüştü. Abdullah Öcalan'la görüşmeyen, görüşen sadece Doğu Perinçek değil ki hepsi. Bütün gazeteciler Fatih görüştü. Altaylı'dan Mehmet Ali Birant'a kadar. Gazetecilerin en temel eylem ve etkinlikleri bugün casusluk diye, bugün ajanlık diye, bugün terörizm diye ipe sapa gelmez gerekçelerle, uyduruk nedenlerle mahkum edilmek isteniyor. Artık yani bağımsız mecralarda, muhalif alanlarda sesini duyurmak istenen gazeteciler bu sopa yoluyla. Bu arada İsmail Saymaz, Aytekin Gezici'nin, bizim İsmet Gül Seçkin atmış mesajı, diyor ki 49 kitabı var. Onlar biliyorsun sabah kalkıp evet, 3 ay kitap öğleden, yazardı. Öğleden sonra bu da kitap öyle. Bu da zaten gazete şeyleri, haberleri bunlar. 49 ve kitabı da, yayınlanmış Aytekin Gezici. Bunların hepsi polis bilgi notları. Çünkü zaten polis de kendisi, hakim de kendisi, savcı da kendisi, gazeteci de kendisi. Şimdi arkadaşlar, gazetecilerin temel faaliyetleri casusluk, terörizm
ve ajanlık gibi gerekçelerle mahkum edilmek isteniyor. Oysa ki burada asıl maksat şu, sen nasıl Adalet ve Kalkınma Partisi'ni eleştiren, onun eylem ve etkinliklerini sorgulayan, irdeleyen, toplum adına onu takip eden haberler yaparsın suçudur. Kanunlarımızda böyle bir suç olmadığı için sana casus diyorlar, ona terörist diyorlar tam da bu yüzden. Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu arkadaşlarımız, bir MİT görevlisini, şehadete kavuşmuş bir MİT görevlisinin üstelik soyadını kapatarak cenaze haberini verdikleri için Manisa'daki yerel Hülya adlı arkadaşımızla beraber haberi yazmalarından ötürü casus diye yargılanacaklar. Müesser Yıldız ile İsmail Dükel ise bugün yazmadıkları haberden ötürü casus diye suçlanıyorlar. Peki. Demek ki burada mesele haber, burada mesele gazetecinin Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ısrarla eleştirme tutumlarıdır. Mahkum edilmek istenen budur. Peki. Elfin Tataroğlu geleceğim ama bir Dursun Çiçeği tamam. Alalım hattımıza. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi bir önceki dönem İstanbul Milletvekili Sayın Dursun Çiçek karşımızda. Dursun Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Sizlere, değerli izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Neredesiniz Dursun Bey? İstanbul'da mısınız? Valla İrem bizi aldı, Bodrum'a kaçırdı. Bodrum'dan sizin yayını izliyoruz. Öyle kaçırdı. Mi? Peki. İrem, hayat sana güzel, Dursun Çiçek. Öyle İrem, Dursun İrem Çiçek gibi bir Dursun abi de, Dursun abi de. İrem Çiçek gibi bir kızınız olursa, dostlarınız olursa tabii herkese güzel hayat. Sevgili İrem Çiçek benim Halk TV'deki eski program partnerimdi. Selam sevgilerimi de evet, lütfen iletin. Şimdi Dursun Bey gene ne oldu? Gene bir soruşturmaya muhatapsınız herhalde. Yani sizin böyle periyotlar var. Bir dönem tekrar dönüyorsunuz siyasette. Sonra bir daha davalara muhatap oluyorsunuz. Son soruşturma İlker Başbuğ, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'la beraber size açılan soruşturmanın kapsamı nedir? Ne amaçla açıldı size? Nedir? Konu ne? Şimdi iki ay öncesine döndüğümüzde İlker Paşam bir yayında dedi ki FETÖ'nün siyasi ayağını soruşturacak olan savcılar, Cumhuriyet Savcıları 25 Haziran 2009'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir gece yarısı operasyonuyla askerlerin yargılanması usulünü değiştiren yasa teklifini, önergeyi getirenlerden başlasınlar. Oradan soruşturma başlarsa doğrudan FETÖ'nün siyasi ayağına ulaşırız dedi. Tabii bunun üzerine ben de o tutanakları aldım. Hepsini bir suç duyurusu haline getirdim. Bunları bazı gazeteci arkadaşlarla görüş almak açısından paylaştım. Onun üzerine hem İlker Başbuğ hakkında hem de bizim hakkımızda suç duyurusunda bulunma talimatını Cumhurbaşkanı o 6 milletvekiline verdi. Önergede imzası olan. Araştırdılar, savaştılar, barıştılar. Sonuçta İlker Paşa'ya hakaret, bana da iftira davası, 6 kişi iftira ettiğimiz yönünde dava açılması için Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara'ya talepte bulundular. Ankara dosyayı geliştirdi. İstanbul'a ifadelerimizin alınması için her ikimizin de dosyayı gönderdi. Biz de davet yapıldı. Uygun bir zamanda gidip esas hakaret ve iftiraya uğrayanın biz olduğumuzu, yıllarca bize terörist, ergenekoncu, FETÖ'cü, FETÖ değil de darbeci dendiğini, hatta ergenekon davasında o ıslak imza, taklit imzada AK Parti'nin müşteki olarak Zekeriya Öz'le beraber hareket ettiğini, eşimi Ankara'dan İstanbul'a tayin eden eşimi Hanak Ardahan'a sürdüklerini, 5 yıl hapiste kaldığımızı, zaten bütün yargı biliyor, bütün Türkiye biliyor. Bizim cezaevinde emekli edildiğimizi, mesleki kariyerimizin, sağlığımızın, her şeyimizin bozulduğunu, dolayısıyla esas iftira ve hakarete uğrayanın biz olduğumuzu ifade edip savunmamızı yapacağız ve suç duyurusunda bulunacağız. Evet, yani çok ilginç tabii bu mesele bitmiyor ama tabii sizin altını çizdiğiniz konu, aslında daha doğrusu İlker Paşa'nın altını çizdiği konu FETÖ'nün siyasi ayağı. Yani böyle bir yasal düzenleme nasıl oldu da yapıldı diyor. Ve bu çok da tartışılmıştı o dönem. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çok sert de cevaplanmıştı. AK Parti tarafından da aynı şekilde cevaplanmıştı. Bu dava devam ediyor. Ama ben peşi sıra bir soruyu da ilave etmek istiyorum. Dursun Bey, son günlerde biz 2 hafta ya da 3 hafta önce Sözcü Gazetesi'nden Aytunç Erkin'i almıştık yayına. Aytunç demişti ki FETÖ operasyonları artarak devam edecek.
halen daha sayılar da vermişti. Şimdi tam anımsamıyorum ama 7000 Ege'de. İzmir'de de, Ege'de dedi 7000 FETÖ'cünün olduğu soruşturmalar olacak dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bitmedi mi Dursun Bey? Halen daha var mı bu kadar? Bugün halen daha gene bir soruşturma şey haberi vardı, operasyon haberi vardı. Bu polise vardı 149 gözaltı. 149 gözaltıydı ama geçtiğimiz günlerde TSK'ya yönelik genel vardı. Nedir son durum efendim? FETÖ'nün esasını teşkil eden siyasi ayak tartışılmasın, gündeme gelmesin, soruşturma konusu olmasın diye tabii aşağıdakiler, özellikle iletişim ağını kullananlar soruşturuluyor, gözaltına alınıyor. Bunlar da yapılsın ama biraz önce söylediğim gibi meclisteki tutanaklarda, görsel tutanaklar, görüntü tutanaklarda var. İbrahim Okur, Adalet Bakanı'nın yanında oturuyor gece 1'de mecliste. İbrahim Okur kim? FETÖ itirafçısı. Daha sonra ESYK Başkan Vekili olan, o dönemde Adalet Bakan Yardımcısı olan. Yani mutfakta Zekeriya Özler, Mehmet Ali Pekgüzeller hepsi ya firari ya FETÖ mahkumu, çoğu mahkum oldular. Bunların hazırladığı yasayı gece yarısı Başbakan imzaladığı taslakta olmayan bir şekilde 10 dakikada geçirip anayasaya ve Türk Ceza Kanunu'na aykırı olacak şekilde yasalaştırdılar. Hatta bizi tutuklayamayan Genelkurmay'dan muazzaf bir albay olduğumuz için Zekeriya Öz daha yasa Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmadan 30 Haziran'da yani 4 gün sonra bizi tutuklama cesaretini gösterdi. O zaman tabii 5 kişilik bir hakim savcılar yüksek kurulu vardı. Daha iktidara FETÖ'ye teslim olmamış. Onların gayretleriyle 12 saat sonra tahliye olmuştuk. Ne yazık ki daha sonra 11 Kasım'da aynı yıl tekrar tutukladılar. Başbakanın müdahaleleri sonucu hakkında suç duyurusunda bulununca 30 Nisan 2010'da tekrar tutukladılar. 4,5 yıl fiilen cezaevinde kaldık. Tabii Anadolu'da bir laf var, nasırına basma ifadesi. Sanırım o 25 Haziran gecesi siyasi iktidarın FETÖ ortaklığının nasırına basıyoruz ki hopladılar ve sonuçta iftira ve hakaret dışında bir şey bulamadılar. Buradan da bir sonuç alacaklarını sanmıyorum. Dediğim gibi 11 yıldır hakarete uğrayan da, iftiraya uğrayan da biziz. Ülkenin Genelkurmay Başkanlığı, değerli Cumhuriyetçi Atatürkçü askerlerini FETÖ'cü yapıp, saf dışı edip, silahlı kuvvetlerin dışına atarak ne yazık ki FETÖ'cü, subay, assubay, hainlerin önünü açtılar. 15 Temmuz'un taşlarını döşediler, ortaklık yaptılar. İşte bu suçlar örtülsün, tartışılmasın, soruşturulmasın diye yine bizlerle uğraşmaya devam ediyorlar. Tabii hepsi milletimizin göz önünde oluyor. Sağduyulu insanlarımıza, okuyan, yazan, düşünen, vicdan sahibi olan insanlarımıza, hakim ve savcılarımıza güveniyoruz. Sonuçta FETÖ'ye yardım yataklık yapan, hatta örgüt üyesi olmamakla birlikte ona yardım yataklık yapan siyasilerin de Türk milletine, Türk milleti adına, Türk yargısına hesap vermesi adaletin, hukukun gereğidir. Bunun için mücadeleye devam edeceğiz. Evet, soru. Peki, Barış arkadaşım bir sorusu var Dursun Bey. Tabii, buyurun. Dursun abi, Bülent Orakoğlu dün Yeni Şafak gazetesinde ilginç bir yazı kaleme aldı. Ve dedi ki, Ergenekon'un yeni bir numarası var ve bu emekli etkin bir asker. Müyesser'in ve İsmail'in bir assubayla yaptıkları telefon görüşmesinden dolayı casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığı bir süreçte Emniyet İstihbarat Dairesi eski başkanı Bülent Orakoğlu'nun Yeni Şafak'ta yazdığı bu yazıyı nasıl yorumluyorsun? Yeni bir tezgah, yeni bir kumpas mı hazırlanıyor? Tabii siyasette iktidar eridikçe, özellikle ekonomik alanda kan kaybettikçe, anketlerde, araştırmalarda düştükçe yine yeni tehditler yaratarak FETÖ operasyonlarının, kumpas davalarının olduğu dönemde bu gerçekleri yazan, konuşan, kim varsa onları sindirerek, korkutarak tekrar 2008-2009'lardaki havayı yaratmaya çalışıyor. Tabii ismini yad ettiğiniz şahsiyet o dönemde kalemşördü. Yine aynı kalemşörlüğe soyundu. O biliyorsunuz deniz kuvvetlerine bir ajan sızdırma, belge kaçırma dönemi vardı. O dönemde de başrollerde olan bir şahsiyetti. Bu konularda bir şeyler yazdıysa mutlaka devamı gelir. Kumpas davalarında ilk yazanlardan biridir. Dolayısıyla kirli işlerde kalemi olan, kalem oynatan bir şahsiyettir. Yazıyı ben de okudum. O açıdan değerlendiriyoruz. Tabii
savcılığa vereceğimiz ifadede de, dilekçede de bunlardan bahsedeceğiz. Dursun Bey'e benim de bir sorum var. Tamam, İsmail Saymaz'ın da bir sorusu var. Ben şimdi Dursun Bey de tahliye olduğunda kendisiyle ilk röportaj yapanlardan biriyim. Hatırlar mısınız? Levent'e gelmiştim. Subay evleri miydi eviniz Dursun Bey? Evet, eski harp akademileriydi. Evet, yani ben bir otobüs durağında, sitede otobüs durağında sizi bulmuştum. Ya demiştim. Dursun Çiçek öyle bir fenomen ki tabii otobüs durağında kendi başına otururken görünce çok bir yandan hoşuma gitmişti. Bir yandan da işte Dursun Çiçek'in İnsanların belleğine Samanyolu TV ile kazınmıştı Dursun Bey o zaman. Dursun Çiçek Erzincan'a gidiyor darbe yapıyor, İstanbul'a geliyor darbe yapıyor. Yani Dursun Çiçek efsane. Türkiye'nin her yerindeki darbeleri Dursun Çiçek yapıyor. Wallpaper gibiydi. Her dakika ekrandaydı o zaman. Ne günlerdi. Sakin imza atıyor. Şimdi Dursun Bey bu bu kişinin yazdığı ilk yazı değil. Geçen hafta bir yazı daha yazdı aslında. Yine orada Ergenekon meselesini kaşıyan bir yazı yazdı. Ben şöyle düşünüyorum, bilmem katılır mısınız? İktidar biliyorsunuz Gezi Parkı davasını şöyle ele almıştı. 2013-2014'te Fethullahçı savcılar tarafından ilk delilleri toplanan Gezi Parkı davasını sonradan Osman Kavala'nın yargılanacağı şekle büründürmek için şöyle bir argüman ortaya atmıştı. Evet, bunu Fethullahçılar başlattılar ama biz o delilleri ayıkladık. Şimdi gerçek Gezi davasını başlatıyoruz. Bu böyle olabildiğine göre, yani Fethullahçıların başlattığı Gezi davası iktidar tarafından 7 yıl sonra açılabildiğine göre pekala Ergenekon davasıyla Ergenekon davası da aynı usulle açılabilir diye düşünüyorum. Aslında Ergenekon diye bir örgüt, bir kesim, İktidardaki bir kesim diyebilir ki aslında Ergenekon diye bir örgüt vardı ama bakın bu Fethullahçılar, savcılar, polisler sahte deliller, uyduruk deliller koyarak davayı mecrasından uzaklaştırdılar. Biz şimdi o delilleri ayıklayarak gerçek Ergenekon yargılamasını başlatabiliriz diyebilirler diye bir endişeye sahibim. Sizce yanılıyor muyum? Tabii FETÖ ile ortak oldukları dönemdeki kadar güçlü değiller. Yani siyasetlerinde, hukukende güçlü değiller. O açıdan yeni bir Ergenekon kumpası yaratmalarını zor görüyoruz. Çünkü 12 yıldır Türk milleti bütün gerçekleri gördü, kumpasları gördü. Yargıtay kararları var, Anayasa Mahkemesi kararları var. O açıdan Ergenekon tarihi destanımızı tekrar kirletmeleri mümkün değil. Ne yazık ki böyle 3-5 kişi kaldı. İktidara biat eden. Onlar eski alışkanlıklarını sürdürüyorlar. Eğer iktidarın yalakalığı ortadan kalkarsa, iktidar siyaseten seçimleri değiştirirse bunların da FETÖ militanları gibi Türk yargısına hesap vermesi muhtemel. Dolayısıyla iktidar değişmesin diye, iktidar devam etsin diye bu tür senaryoları yazmaya devam ediyorlar. Yakında Cumhurbaşkanı'na suikast söylemleri de tekrar gündeme gelebilir. Tabi bunlar FETÖ'nün öğrencileri, emperyalizmin uşakları, emperyalizmin hizmet hareketi. Bunlar her türlü vicdansızlığı yapabilirler. Ama biz de bayağı mesafe aldık. Tecrübe kazandık. Dolayısıyla aynı kumpası bir daha oynamalarına, aynı sahneyi bir daha düzenlemelerine müsaade etmeyiz. Dursun Bey, valla o kadar kronolojiye hakimsiniz ki. Şimdi neler olabilecek onları bile söylüyorsunuz artık kronolojik olarak. Yani şunları yaptılar, bunları da yapabilirler diyorsunuz. Tecrübe sahibi olduk dediniz, bunu kastediyorsunuz herhalde. Birebir yaşadık hepsini. Yani biz tabii dışarıdan değil, içinde Genelkurmay'dan tutuklanan, 5 yıla yakın hapis yatan ve daha başında 15 Temmuz'u ihbar eden Cumhurbaşkanı olan şahsiyete, eşine, kızına, oğullarına mektup yazıp babanız bu işle ilgilenmiyor, kulaklarını tıkıyor diyen bütün siyasetçilere, gazetecilere mektup kampanyası yapıp o yarım maaşla 1722 mektup iadeli taahhütle, ikinde de DVD'ler olan, deliller olan aslında eski ifadeyle bir psikolojik harekatçıyız. Ama devletimizi, milletimizi koruyan, devletimize, milletimize musallat olanları etkisiz kılmaya çalışan eğitilmiş bir cumhuriyet aydınıyız. O açıdan devletimiz için, milletimiz için bedel ödemeye devam ederiz. Dursun Bey, cezaevindeyken mi Tayyip Bey'in eşine, evet, çocuklarına mektup yazdınız? Cezaevinde, tabii cezaevinde. Hepsi iadeli taahhütlü teslim aldılar. Bazı iş adamları da... Hiç cevap geldi mi Dursun Bey? İsim vermek istemiyorum. Korktular. Dursun Çiçek'i görünce mektubu teslim almaktan korktular. Geri iade ettiler yani. Hiç cevap veren oldu mu?
O, oldu tabii. Rahmetli Mustafa Koç'u hatırlıyorum. Eczacıbaşı'nı hatırlıyorum. İş adamlarından Cemil Çiçek'i hatırlıyorum. Hukukçulardan vardı. Yani sabredin, bu işler bitecek. Dürüstlüğünüz, doğrunuz ortaya çıkacak. Kumpasçılar, kumpasçı demiyorlar da size kumpas kuran FETÖ'cüler hesap verecek diye, FETÖ demiyor, FETÖ'pi diyordu. Zaten 2007'de bizim bilgi notları var. Bu Ergenekon yeni başladığında emniyette ve yargıda bir FETÖ'pi var. Bunlar organizasyon yapıyor. Bunlar silahlı kuvvetlere hedef aldı. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı itiraf etti. İlker Başbuğ diyor ki bakın biz anlatıyoruz. Her hafta görüşmeler var. Bir kulağınızdan çıkıyor, öbüründen giriyor, öbüründen çıkıyor. Kale almıyorsunuz ama bunlar o kadar güçlenecek ki sizi de hedef alacaklar. İşte Aralık 2013, işte 15 Haziran İlker Başbuğ'un söylediklerinin doğru olduğunu ortaya koydu. Tabii bu darbe önlenebilirdi. Bizler dinlenseydik, devlet dinlenseydi, silahlı kuvvetler dinlenseydi, 2004 Yüksek Milli Güvenlik Kurulu kararının gereği yapılsaydı bu millet 15 Temmuz'u yaşamazdı, şehitler vermezdik. Bu kadar can kaybı, kan kaybı olmazdı. Ülke yargıya, devlete, silahlı kuvvetlere, emniyete olan güveni yerlerde sürünmezdi. Tabii bunların vicdani ve hukuki siyasi sorumlulukları çok yüksek. Bunların hesabını Türk milleti soracak. 12 Eylül'ün hesabını yıllar sonra sordu. Bunların hesabında Türk milleti, Türk milleti sonra adına Türk yargısı soracaktır. Yani. Dursun Bey, bir sorum daha olacaktı. Şimdi yeni bir soruşturma açıldı hakkınızla İlker Paşa ile beraber. Ama diğer taraftan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, yargı altın çağı, yargının altın çağındayız diyor ve bu iddiasını sürdürüyor. Bu tespite ilişkin yorumunuz nedir? Yargı altın çağında mıdır? Şöyle ifade etmek lazım. Tabii yargının içerisinde FETÖ militanı bir imamdan talimat alan hakim savcılara göre yargı nispeten temizlenmiştir, ayıklanmıştır. Şu an yargının en temel sorunu siyasi iktidarın baskısıdır. Eğer demokratik, cumhuriyetçi bir iktidar gelirse gerçekten yargı en güzel çağı yaşamaya, eski gücüne, cumhuriyetin yargısı olmaya adaydır, namzettir. Ama onlar da siyasi iktidarın baskılarından, özellikle siyasi iktidarın parmağı olan taraf olduğu davalardan çekiniyorlar. Önce can diyorlar doğal olarak. Önce meslekleri, çocukları, rızıkları var, onları düşünüyorlar. Yargının tek sorunu şu anda tabii FETÖ gibi bir haini ayıkladıktan sonra siyasi baskıdır. Yargıya baskı yapmayan bir siyasi iktidarla Türkiye buluştuğunda yargı o zaman altın çağını yaşayabilir. O zaman tarafsız ve bağımsız olabilir. Çünkü yeni hakim savcılar, yeni gençler, yeni nesil bizim nesle göre, bizden öncekilere göre çok daha vicdan sahibi, çok daha özgür, bilgiye ve demokrasiye çok daha inanmış kişiler. Ben çocuklarımdan biliyorum, İrem'den, oğlum Deniz Çiçek'ten biliyorum. O açıdan genç hakim ve savcılara güveniyoruz, inanıyoruz. Tek sorunları siyasi iktidarın baskısıdır. Bunu da hep birlikte kaldıracağız. Tabii temel sorun da sandıkta iktidarı değiştirmek olacaktır. Peki. Dursun Çiçek, çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi geceler diliyoruz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Küçük bir sürprizimiz var. Bir Harbiye Marşı, bir dakikanız var mı? Buyurun, buyurun. Var, buyurun, buyurun. Evet. Kimle söyleyeceksiniz efendim? İrem Çiçek'le beraber mi söyleyeceksiniz? Evet, yok. Biz komşuluktayız şeyde, Bodrum'da. Ha, buyurun. Emekli subaylar olarak. Evet. Komutanım da burada. Bir de tamam. Prova yaptı. Onun için yıldırımlar yaratan bir ırkın ahvadıyız deyip bu. Buyurun başla. Buyurun dinliyoruz efendim. Dinliyoruz. Buyurun, buyurun. Buyurun. Çağımıza inanıyoruz. Harika, dolayısıyla, buyurun. Dolayısıyla hiç kimse bizi yıldıramayacak. Çünkü biz Türkiye'yi böyle almadık. Bizim nesil böyle almadı. Gençlere de çocuklarımıza da böyle teslim etmeyeceğiz. Evet. Şimdi açıyoruz. Evet, Dursun Çiçek ve evet, herhalde komşuları arada, arkadaşlarından Harbiye Marşı'nı dinleyeceğiz şimdi. Mikrofona yakın. Müesserle Silivri'de tanıştık. Mektup arkadaşı olduk Müesser Yıldız'la. Ha. Ondan sonra da hep irtibatımız devam etti. İsmail'in tabii programlarına katıldık defalarca. Onların da en kısa sürede özgürlüklerine kavuşacağına inanıyorum. Kurduk biz bu cumhuriyeti. Sesi biraz açabiliriz.
Evet, sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum, izleyicilerimiz dahil. İyi yayınlar diliyorum. Biraz söyleyin ama Dursun Bey. Tamam. Kol harbiye yenilmez affetme. Yaşa var ol harbiye yenilmez affetme. Gözlerden gelen bir ses sana ne diyor dinle. Göklerden gelen bir ses sana ne diyor dinle. Büyük adamın içinde zannet neşsin sen. Evet. Çok teşekkür ederiz. Harikaydı. Sağ olun. Evet. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Harikaydı. Harika. Bizim burada tören kıtasına geçmemiz lazım. Tabii. Dursun abi şimdi onu yapınca. Tabii bu şimdi marşı. Ama bu arada marş çok güzel. Darbe suçlamasıyla tutuklanan öğrenciler, askeri öğrenciler ceza aldıklarında Silivri'de söylemişlerdi. Kendilerine yönelik haksızlık yapıldığını söylemişlerdi. O çocuklarla ama aslında benim tüylerim diken diken eden vardı. Harbiye marşı üzerine değişecek sanki mi diye tabii. Evet, akşam gazetesi 2010 yılında. Akşam gazetesi. O yazı ne müthiş yazı oldu, evet, değil mi, evet, daha sonra. Evet. Şimdi yıldırımlar yaratan bir ırkın ahvadıyız. Bu marştan bir dize değil mi? Tabii. Ben de çok severim. Nigahbanıyız. Yani gözcüyüz diyor. Bir şey söyleyecektim. Ne diyecektim? Bir de beni asıl duygulandıran bir şey şeydir Barış. Balyoz davasının karar duruşmasında evet, generaller bütün paşalar ayağa kalkıyorlar ve karar okunduktan sonra Harbiye Marşı'yla salonu terk ediyorlardı. Çok duygu dolu bir şeydi ant. Şimdi evet. Bir şeyler söyleyebilir miyim? Lütfen buyurun efendim, buyurun. Sırası sende. Aslında şöyle Dursun Çiçek her şeyi güzelce ortaya koydu. Çok da fazla söylenecek söz kalmadı. Ben gazeteci değilim. Sevgili İsmail Saymaz ve Barış arkadaş gibi hani gazeteciliğin prensiplerini de anlatacak değilim. Ama elbette ki gözlemlediğimiz kadarıyla herkesle mülakat yapabilir bir gazeteci. Bugüne kadar da suç sayılmamıştır. İşte örnekler verdi zaten İsmail Saymaz. Ben neye değineceğim? Tıpkı Dursun Çiçek'in aslında üstünden geçtiği gibi yönteme. Yani bu yöntem, yani şu anda aslında peyderpeyi 3-4 farklı kanaldan izleyen bu yöntem, evet, bize Ergenekon ve balyoz sürecini andırıyor. Nedir yöntem? Öncelikle Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Ağırel, ardından Müesser Yıldız, İsmail Dükel. Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Oda TV çevresinde ilerleyen, hani Murat ve İsmail Dükel belki biraz dışında kalıyor ama hemen hemen aynı konu ve meseleler üzerinden ilerleyen, tıpkı Ergenekon döneminde olduğu gibi. Diğer taraftan bir gazete aracılığıyla tıpkı tarafta olduğu gibi haberlerin servis edildiği, tıpkı yine o dönemde olduğu gibi bir takım köşe yazarlarının adıyla sanıyla Ergenekon terör örgütü diye yeniden bir numaralar, iki numaralar açıklamaya başladığı, telefon dinlemelerinin yeniden gündeme geldiği. Dolayısıyla yönteme baktığımız vakit o günleri çok hatırlatan bir sürecin içinde olduğumuzu görüyoruz. Tamam, yöntem benziyor. Peki o zamanlar hedef neydi Gürkan Bey? Neydi yani Ergenekon ve balyozu yaparken FETÖ'nün, Fethullahçı çetenin hedefi neydi? Aslında neymiş? Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kendilerine göre tanzim etmek. Ve 15 Temmuz darbesinin nihayetinde asa daha güçlü yapmayı planlıyorlardı. Ama 15 Temmuz'dan önce Ergenekon ve balyoz süreçlerinde farklı gelişmeler oldu. 15 Temmuz darbesini yapıp yönetime el koymak. Peki Gürkan Bey, şu anki soru şu. Şu anda hedef ne? Doğru. Şu anda hedef bu, bu ne? Bu en önemli soru bu yani. Soru bu. Tamam. Bu tutuklamaları görüyoruz. Bir yandan yeniden başladı. İşte Dursun Çiçek söyledi. Onlar o zaman da ilk yazanlardandı dedi. O yazarlar. İlk yazılar yazılmaya başlandı. Hedef ne? Yeniden acaba diyeceğiz ki hani Türkse, ama o zamanlar yapılan Ergenekon balyoz döneminde yapılan operasyonlar, hani ben tam şey terminolojisini bilmiyorum. Ordu terminolojisi ama görevde olan muvazzaf subaylara yönelik, görevde olanları hani terfileri gerçekleşmesin diye.
Şimdi nedir? Şimdi de yaş var. Yüksek askeri şura gelir. Yakın zamanda yaş var. Evet. Yaş öncesi görevde yani şu anda anladığımız kadarıyla yakın zamanda birkaç böyle üst düzey rütbeli askerin hani bir şekilde görevden alındığını duyduk ya da işte istifa ettiler vesaire bir takım gelişmeler oldu. Ama bu sefer sanki sadece yaşa bağlı değil gibi Gürkan Bey. Bunun biraz da hani siyasi arenaya yönelik de bir hazırlık var gibi. Diyeceksiniz ki o ne olabilir? Yani şimdi sesli düşünüyoruz. 15 Temmuz'dan sonra devletin yönetiminde aslında bir ittifak oluşmadı mı? Bir ittifak oluştu. Bir büyük bir koalisyon oluştu. Bir dakika, kimler var? Kimler var içinde? Kimler var? Cumhur İttifakı, Milliyetçi Hareket Partisi var. Artı Vatan Partisi. AK Parti var. Doğu Perinçek var. Vatan Partisi var. Kendileri hangi davadan yattılar? Ergenekon. Yeniden Ergenekon ne demek? Doğu Perinçek'in de yani tekrar... Şimdi bakınız, eğer ki yeniden böyle bir sürece girilirse bu adeta hani bir sopa gibi. Bak yeniden o yola girebiliriz. Bir dakika, kafam karıştı. Şimdi tam ne oluyor? Evet, bir daha her açarak... şey tam söylenmiyor Gürkan Bey yani. Biraz da bulmaca gibi yani. Neticede 15 Temmuz sonrası kurulan o büyük ittifakın içinde çatlak kimi grupların olur. Birbirlerine yönelik bir takım hamleleri olabilir. Başka ne gibi bir yani şu anda bu meseleleri açıp o zaman görevdeydi bu insanlar. Tamam o zaman ben FETÖ şöyle bir şey görüyorum. Görevdekileri indirip darbe yapmak istiyordu. Şimdi nedir özellikle, yani? Özellikle AK Parti'ye yakın mahallede mesela Doğu Perinçek bir korku evet. sembolüne dönüşmüş durumda. Daha doğrusu o koalisyonun içerisindeki, o cephenin içerisindeki en korku figürü olarak Perinçek'i görüyorlar. Ne zaman? Şimdi işte bugün. Bugün sordum Bülent Turan'a onu ben. Ha ne dedi? İttifak ortağı mısınız? Dedi ki yani ısrarla bizi savunan bir kişiyi niye yanımızdan uzaklaştıralım dedi. Oo. Kendisi yani bizim onunla dair onu ittifakımızda gördüğümüze dair bir ifademiz yok. Bir beyanımız yok. MHP'nin de yok. Bizim ortağımız MHP. Onu sahipleniyoruz. Perinçek'i sahiplenmiyoruz ama Perinçek ısrarla Türkiye'nin kurtuluşunun Erdoğan'ın varlığında olduğunu iddia ediyor. Dolayısıyla böyle bunu söyleyen bir... Bülent Turan. Evet, Bülent Turan. AKP'li söyledi. Bülent evet, Turan. Evet. Dolayısıyla yani bizim onu yani neden böyle birini reddedelim ki? Yani ama yanımızda da görmüyoruz yani. Tamam, Cumhur İttifakı'nın parçası olmuştu o Perinçek. Hayır, için. Öyle söylemiyor diyor ki. Öyle söylemiyor da öyle olmuş ama. Ben düzelteyim şimdi. Sen yorumunu yap. Bülent Turan bizim ittifakımızın unsuru demiyor. Bizim tek müttefikimiz var MHP. Ama Doğu Perinçek kendisi Erdoğan'ın varlığını Türkiye'nin işte bekası için yararlı, gerekli gördüğünü beyan ediyor. Biz neden böyle birini yani itelim evet böyle. Gürkan Bey aslında 15 Temmuz sonrası bir takım görünen ittifaklar var. İki tarafta da bir de görünmeyen destekler Oo. Var. Yani Elfin Hanım gene manşeti attınız doğru. Yani görünen ittifaklar bu tarafta da var herhalde değil yani mi? Evet yani bu biz yönetimde de vardır. Formal organization bir de informal organization. Yani siz formal olarak bir şey çizersiniz şablon. İşte genel müdürü vardır, müdürleri vardır, yöneticileri vardır. Ama bir gün bir bakarsınız en tepedeki genel müdür buradaki bir aslında uzmanla diyaloğu vardır. Anlatabiliyor muyum? Yani her şey formal işlemez. Şimdi burada da aynen bu şekilde görünenler var, görünmeyenler var. Dolayısıyla biz o görünmeyenler arasındaki ilişkiyi tam olarak bilmediğimiz için Gürkan Bey, AK Parti içindeki o kesimlere yönelik rahatsızlığı, çünkü bakın AK Parti içerisinde de önemli bir kesim aslında 15 Temmuz sonrasında elbette hani FETÖ'nün yaptıkları ortaya çıkınca bunları gördüler ve kabullendiler ama önemli bir kesim de hala 15 Temmuz öncesi argümanlara inanıyor yani. Nedir o işte Ergenekon vardı hani Balyoz vardı vesaire işte derin devletti bunlar filan gibi bu tür şeylere hala inanan. Zaman zaman da bunları dile getirenler var. İşte onların bir takım rahatsızlıkları, onların basındaki bazı uzantıları vesaire gibi. Yani aslında dallı budaklı yeni sistemin de doğurduğu zorunluluklardan dallı budaklı ilişkilerin sonucudur Gürkan Bey bu. Barış Elfin Tataroğlu dedi ki görünen ve görünmeyen ittifaklar var dedi. Ne diyeceksin? Vallahi görünen, görünmeyen hepsi bence aynı gemiye binmişler. Türkiye'yi de bir felakete sürüklüyorlar. Ama bu iki cephede de söylüyor. Hayır, onu söylüyorum. Evet. Şimdi
Cumhur İttifakı denilen bir ittifak var. Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi. Onu gerçi saymıyorlar hiç, unutuyorlar gerçi Büyük Birlik Partisi'ni de. Şimdi onlara bir de... Arada bir Hüdapar da var, arada. Arada bir geliyor. Hüdapar geliyor, gidiyor. Vatan Partisi'nin de artık Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduğu, en azından Doğu Perinçek'in Cumhur İttifakı'nın bir parçası üyesi, üyesi olduğu canım ne zaten parçası. Zaten hatırlarsan Barış, AK Parti ilk defa 18 yıl sonra Vatan Partisi'nin ilk kez bayramlaştı. O zaman bir şey söyleyeyim. Ne diyeceksin? Bugün isim vermeyin, üst düzey bir televizyonun temsilcisiyle birlikteydim. Adalet ve Kalkınma Partililer niye yayınlarınıza gelmiyor dediğimde, geliyor ya Doğu Perinçek geliyor ya dediler, dedi arkadaşımız. Şimdi artık bu Doğu Perinçek... Böyle mi nitelendiriliyor yani? Doğu Perinçek artık AKP adına konuşuyor televizyonlarda. Bak AKP adına konuşuyor. Doğu Perinçek cumhuriyetçi kanatta olduğunu söyleyip AKP'ye destek veriyor. Cumhur İttifakı'nın ortağıdır Doğu Perinçek. Devlet Bahçeli'nin ortağıdır. Tayyip Erdoğan'ın ortağıdır. Mustafa Destici'nin ortağıdır. Ortağıdır. Kimse, ya siyaseten ortağı, hayır, ticaret yapmıyorlar şöyle, canım herhalde. Yani MHP ve AK Parti bunu kabul etmiyor ama Doğu Perinçek orada olmak istiyor. Şamil Tayyar'a ne oldu? Aa, ya ne oldu Şamil Tayyar'a? Şamil Tayyar güya Doğu Perinçek'e tırnak içinde meydan söylüyorum okudum, ayar verecekti Twitter'da. O iki tane tweetini çıkarsana. Bak, Deniz. Güya Deniz ayar verecekti değil mi? Ya çok ağır şeyler söyledi. Çöplüğüne git dedi. Bak çöplüğüne gitti. Şamil Tayyar'ın. Şimdi ne oldu? Rahatsız olan ekip. Şamil Tayyar siyaseti bırakmak zorunda kaldı. Şimdi kimse kendini kandırmasın. Televizyon yöneticisine AKP'den kimi çağırıyorsunuz diyorum. Doğu Perinçek geliyor ya diyor. Doğu Perinçek de ana akım televizyonlara çıkmaktan kendi kanalına çıkamıyor. Ulusal kanala. Uzun zamandır ulusal kanala çıkamıyordur herhalde. Bak ortada, her şey ortada. Türkiye... Bu Doğu Perinçek gemideyiz gemideyiz diyor ya, bu gemi felakete götürüyor kardeşim Türkiye'yi. Cumhuriyetin tüm kurumları ayaklar altına alınıyor. Tüm kurumları. Doğu Perinçek hangi akılla Tayyip Erdoğan'ı savunuyor? Hangi akılla MHP'yi savunuyor? Ya daha geçen hafta 3 milletvekili milletvekilliğinden edildi. Anayasa ayaklar altına alınıyor. Cumhuriyet dediğin. HDP'yi de kapatın diyor. Efendim Doğu Perinçek. HDP meselesini ve Doğu Perinçek'i birazdan girelim söyleyeyim, Barış. Söyleyeceğim gidelim hemen. Doğu Perinçek AKP kapatılsın diye dilekçe veriyordu ya. Bu Doğu Perinçek. Ne oldu da şimdi AKP'nin yanına kapatma davası iddianamesini ben yazdım. Bir kısmını ben yazdım. Evet yazar canım. Bir reklama gidelim. Bitti reklamdan mi? Sonra devam edeceğiz. Tamam. Hayır, bu konudan devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, bir reklama gidiyoruz. Kulis bölümüne geçeceğiz. 4. bölüm kulis bölümü. Bir de canlı bağlantımız var. Bizden ayrılmayın.